Biraz üşüdük, bayağı üşüdük aslında. Bayağı üşüdük. Ama şimdi de Karadeniz sofrası, Anzer sofrasına geldik. Karadeniz yemeklerini yiyeceğiz. Hemen şöyle başlayayım ben. Aslında voleybolu neden bıraktığını sorduk. Peki voleybola nasıl başladı Barış? Voleybola, yanılmıyorsam 86 yılında okul takımında oynuyordum. Beden eğitimi öğretmenimiz de çok destekliyordu bizi. Bir takım kurmuştu. Kendi okulumuzda da böyle iyi işler yapıyorduk. Sonra tabii o lise maçlarını oynuyor. Ablam da Enka'da oynuyordu o zaman. Enka'ya götüreyim dedi seni. Tamam dedim ben, Enka'ya gittik. İlk öyle tanıştık Nedim abiyle de. Nedim abiyle bir ömür boyu ayrılmadınız zaten. Evet, onunla başladık, onunla bıraktık. Peki nasılsın sen? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok değişik bir yapı var diğer kulüplere göre. Daha böyle aile gibisiniz. Tabii. Nedim abinin önderliğinde. Oradaki yapılanma nasıl? Ve hani gerçekten altyapıdan da oyuncu yetişiyor değil mi İstanbul yetişiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde? Yani... Nedim abi her zaman altyapılara önem vermiştir. Yani hem kendi buldukları oyunculardan hem diğer kulüplerden gelen oyuncularla altyapılarda biliyorsunuz uzun süre PAF'larda, gençlerde, milli takımlarda hep Türkiye şampiyonlukları falan aldılar. Tabii erkeklerde altyapıdan oyuncu yetiştirmek de çok kolay değil. Bayanlar kadar gelen bir oyuncu kapasitesi olmuyor. Dolayısıyla da oradan oyuncu bulup çıkartıp liglerde oynatabilmek de zor. Ama baktığın zaman Nedim abili işte biz Enka'da başladığımızda ben, Hasan, Körfez, Vefa ondan sonra biz hep liglerde oynadık. Enka gibi yerden yetişip ondan sonra liglerde oynadık. Nedim abi her zaman altyapılara önem vermiştir. Belediye de aynı şekilde önem veriyor. Ama dediğim gibi hani sirkülasyonun çok fazla olması lazım ki yukarı çok daha fazla oyuncu çıksın. Sence hani erkek voleybolu hep diyoruz ki kadın voleybolu geride kalmış. Aslında baktığımızda dünya şampiyonasına ilk giden de erkek milli takımdı. Bizdik evet. Çok da iyi bir kadro vardı o zaman ama sonrasında o popülarite biraz azaldı. Kadınlar bir adım öne geçti. Daha büyük başarılar imza attılar. Bunun sebebi gerçekten hani erkeklerin voleybol tercih etmemesi mi yoksa başka sıkıntılar mı var? Ya tabii başka sıkıntılar da var ama jenerasyon çok önemli bu işlerde. Yani diğer ülkelerde de aynı. Belli ülkeler çok önde gidiyorlar. Arkasından belli seneler o yüksek seviyelerde oynayamıyorlar. Yani dünya şampiyonu oluyorlar. Ondan sonra o dünyada ilk 5'e 4'e giremiyorlar. Jenerasyon meselesi. İyi bir jenerasyon yakaladığınız zaman belli şeyleri başarıyor. Doğru yapılan işlerle beraber iyi bir jenerasyon çok daha iyi işler yapar ama dediğim gibi o jenerasyonu ne kadar çok oyuncu gelir, ne kadar çok oyuncu yetişir, onların içinden ne kadar çok kabiliyetli insan çıkarsa o jenerasyonu yakalamak da böyle mümkün. Dolayısıyla bayanların yakaladığı başarıdan sonra tabii çok fazla oraya giden bayan var. Ailelere kız çocuklarını götürüyor. Erkekler de işte son dönemdeki milli takımdaki olan yani başarı olmamasından dolayı cazipliğini de biraz yitirmiş durumda zannedersem. Erkekler pek tercih etmiyor şu an gibi gözüküyor. Yine var. Yani geliyorlar. Ama bir bayanlardaki kadar katılım yok. Peki biz geçtiğimiz haftalarda şu anda Halkbank'ta forma giydi Hüseyin Koç. Eskiden senin takım arkadaşın beraber de oynadınız. Onun şöyle bir yorumu vardı ki ben bu yoruma katıldım. İşte erkek milli takımında belli bir jenerasyonu çöpe attık. Ve hani hep gençlere şans verelim dedik. Gençlerle yolumuza devam ediyoruz ama o gençler ligde forma giymediği için, işte Avrupa kupalarında kendi takımlarına forma giymediği için milli takıma bir türlü kulüplerin başarısı yansımıyor dedi. Sen buna katılır mısın? Gerçekten öyle bir jenerasyon çöpe gitti mi erkeklerden? Yani şöyle bir şey var, o jenerasyon biziz herhalde çöpe giden jenerasyon. Yani çöpe gitmek de kötü ama, bir şey oldu yok, ama yok, harcandı yani, diyelim ya da kullanılmadı diyelim. Evet. Ama... Şöyle bir şey var, ben milli takımı bıraktığım zaman 36-37 yaklaşık o civarlardaydım. Yani 5-6 sene oldu milli takımı bırakalı. Bu da şunu gösteriyor, yani alttan oyuncu gelmiyor. Ben 36-37 yaşına kadar milli takımda oynayabiliyorsam eğer demek ki alttan oyuncu gelmiyor demek. Hani bu benim çok acayip bir oyuncu olduğumu göstermiyor. Alttan eğer gelebilirse, eğer dengeli bir şekilde gelen ve giden ayarlanabilirse sıkıntı yok. Tabii alttan oyuncu gelmeyince bizler de bizim jenerasyonumuzda yavaş yavaş milli takımlardan ayrılınca sonuçta daha genç bir
jenerasyon milli takımda oyun oynadı. Tabii onların tecrübelenmesi lazım, fazla maç oynamaları lazım. Artı en önemlisi kendi kulüplerinde, ligde oynamaları evet. lazım. Sisteme baktığımız zaman şu anda 3 yabancı oynuyor. Önceden 3+1 de vardı biliyorsun. Dolayısıyla ilk kulüplerde para harcıyor bu işe ve başarı kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla yabancı oyuncuları tercih ediyorlar, alıyorlar. Yerli oyuncular da kulüplerinde oynayamıyor. İlk 6, 7, 8 sıralaması neredeyse. Biz buna 200 sene önce bir hesaplama yapmıştım ben. Milli takımda olan hiçbir oyuncu kendi takımında oynamıyor. İlk 6'da oynamıyordu. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani ilk 8 takımın içi bu. Hem de bahsettiğim. Yani bütün bunlar tabii bir handikap yaratıyor sistemin içerisinde. Ne kadar çok oynar. Biz mesela kendimizden örnek verelim. Ben ya oldum olası ligde kendi takımımda oynadım. İlk 6 oynadım. Milli takımlarda gidip yedek kaldım. Sonradan milli takımda oynamaya başladım. Yani kendi kulübümde ilk 6 oynuyordum. Başarılarımız vardı. Milli takıma gidiyordum. Ama bizden daha büyük jenerasyondaki yaşları büyük olan insanlar vardı. Onların arkasında bekliyorduk. Sıramız geldiği zaman biz de giriyorduk. Sonra biz devraldık. Ama aynı şekilde bizim gibi alttan gelmediği için dolayısıyla biz işte 36-37 yaşlarına kadar devam ettik. Maşallah diyorum. Yani. Peki biraz yemek yiyelim. Zaten incecikti. Evet yiyelim. Sporu yiyelim. Artık bitti ya. Artık ya bundan sonra yiyebilir artık miyiz? Yiyebilir miyiz? Servis buyurun. Karadeniz mutfağının güzel tatlarıyla birlikte seni baş başa bırakıyorum. Afiyet olsun. Dede rule de rule, dede rule de rule, dede rule de rule, dede rule. Oynayın kız oynayın durmanın ne kârı var, oynayın kız oynayın durmanın ne kârı var. Ab bu köyün içinin acayip ne kârı var, ab bu köyün içinin acayip ne kârı var. De rule, dede rule de rule, dede rule de rule, dede rule de rule, dede rule. Çek aşağı yukarı lambanın fitilini, çek aşağı yukarı lambanın fitilini. Niye konuşmayısın düşmüye didilini, niye konuşmayısın düşmüye didilini. De rule, dede rule de rule, dede rule de rule. De rule de rule de de rule de rule de rule de rule de de rule. Ne yedik Barış? Hepsini vallahi sen yedin, ben söyleyeyim. Bir şey bırakmadık zaten baksana. Hayır, bir şey kaldı, hepsini yedik. Sevdin mi Karadeniz mutfağını? Sever vallahi miydin? Bayıldım. Yani çok olmasa da ara ara böyle gittiğimiz yerlerde çok gezdiğimiz için tabii fırsat bulduk yedik. Burası da harikaydı, bayıldım. Güzel, ben de çok beğendim. Peki ben hep şeyi merak ediyordum, sana sormak istiyordum. Fırsatım olmuş şu zamanı. Voleybolu bırakmanı bekledim ben. Smaçörlükten libero'luğa geçtin. Libero'da uzun süre, kaç sene libero olarak oynadın? 8 sezon belediyede oynadım. 2 sezonlu smaçör, 6 sezon. 6 sezon. Ama bir çok önce 2'de şeyde bir senede şeyde oynadım. Arçelik'te oynamıştım. Tamam, 7 sezon diyelim. Ha. O liberoluk döneminde smaç vurmayı özledin mi? Antrenmanlarda vuruyordum. Ya özledim. Şöyle özledim ama hani maçın içinde liberonun çok fazla bir hani pozitif olarak bir katkısı yok. Yani sayıya bir şey çeviremiyoruz. Ancak evet. Yani savunma, defansif olarak sahanın içindeyiz. Dolayısıyla hata yapmamak üzerine kuruluyuz ama puan kazandıramıyoruz. Dolayısıyla onun sıkıntısı ilk başlarda. Tabii. Hani sayı kazanma... Aynen öyle. Katkı olarak evet. Sanki bir katkıda bulunmuyormuş gibi hissediyordum ama sonradan tabii liberolunun da çok ağır yükleri var. Aynı futboldaki kaleci gibi yani 90 dakika çok iyi oynarsın. Son dakikada golü yediğin zaman kabahatli olursun ya onun gibi. Son sayılarda özellikle çok streslidir liberonun işi. Ama yani antrenmanlarda o şeyi özlemimi atıyordum. Sımacı bol bol vuruyordum. Peki çaylarımız, tatlılarımız geldi. Sen evet. Oyun teşvik taşlarımız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Normalde tatlı sever miymiş? Valla tatlıyı seviyorum ama hamur işi... Yok severim ama hamur işini pek yiyemiyorum. Yani baklava tarzı biraz işte sütlaç, tavuk göğsü falan o tür şeyleri. Şeyleri. Yok ya bunların kalorisi de fena değildir gibi geliyor bana ama. Baklavada da şeyi yiyebiliyorum ancak. Bu yeşil sarma diyorlar ona. Onları falan yiyebiliyorum ama normal baklavanın hiçbir şeyini yiyemiyorum. Baklava yenmez mi ya? Neyse biz yemiyoruz. Liberoluk dedin, zor dedin.
futbolda evet. kalecilik gibi dedin ama şu anda baktığımızda hani altyapıdan yetişen liberolar sıfırdan libero olarak da yetişebiliyor. Bazen smaçörler liberoya da dönebiliyor. Sence hangisi daha doğru bir tercih? Sen de antrenörlük yapmayı planlıyorsun. Ya ben nasıl bir yol çizilmeli sence? Altyapılarda çok direkt şeye ayrılmasını sevmiyorum aslında. Yani İşte smaçör, orta oyuncu, pasör çaprazı ya da libero gibi özellikle libero ayırmalarını çok ben sevmiyorum. Çünkü yani altyapıda bütün teknikleri alması lazım. Yani orta oyuncunun da manşetinin olması lazım belli şekilde. Ha belli yaşa geldikten sonra teknik yani özelliklerine göre oyuncuyu bölgelere ayırabilirsiniz ama altyapıda tamamen aynı tekniği, aynı çalışmaları yapmaları daha uygun olur. Ondan sonra ayrılabilirler. Peki milli takım, erkek milli takımın da bu sene ilk defa Dünya Ligi'ne katılacak evet. milli takım. Çok önemli bir sınav ki hani o patlamayı bekliyoruz artık erkek milli takımdan da. Çünkü kulüp takımlarına baktığımızda işte Fenerbahçe Grün'deki Challenge Kupası'nı evet. kazandı. Halkbank Şampiyonlar Ligi ikincisi oldu. Bir orada bir kıpırtı var. Bu nasıl milli takıma yansıyacak mı? Neler olur bu yaz milli takımda? Yani milli takımın organizasyonları tabii çok önemli. Biz zamanında çok istedik. Biz de Dünya Ligi oynayalım. Çünkü o insanlarla ne kadar çok maç yaparsanız o insanlara karşı hem ön yargınızı atlatabiliyorsunuz. Çünkü normalde siz onları televizyondan seyrediyorsunuz. Sahaya çıktığınız zaman aslında biraz da korkarak çıkıyorsunuz. Ama oynadıkça... Ankara'da ben korkuyorum. Aynen onlarla ne kadar çok beraber karşılıklı mücadele ederseniz aslında iki tarafında çok az farkları olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla sahaya daha güvenli çıkıyorsunuz. Hem üst düzey maç oynamış oluyorsunuz. Tecrübe olarak çok önemli. Dolayısıyla biz çok daha önceden istiyorduk aslında Dünya Ligi'ni. Özkan abiyi de federasyon başkanımızı da tebrik ediyorum. Eski de bir voleybolcu evet, olduk. Erkekleri yükseltmek evet. de istiyorlar. Evet, inşallah. Sonuçta yani bu tür platformlarda ne kadar çok maç oynanırsa milli takıma oyunculara yansıması da o kadar çok daha fazla olacaktır. Tabii buradan gelecek organizasyondaki başarılar seyircilerin o organizasyonları seyretmesi tabii insanları da altyapıları çekecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence çok iyi. Peki antrenörlükte kız mı erkek mi tercihin? Vallahi hiç öyle bir tercihim yok. Yani kız mı erkek mi diye iki tarafında zorlukları var. Yani erkek takımın antrenörlük yapmak da çok zor. Bayan takımın antrenörlük yapmak da çok zor. Tabii yani avantajım erkeklerin içinden geldiğim için erkeklerde biraz daha fazla bilgiliyim. Yani sonuçta voleybol ama bayan voleybol dediğiniz zaman bir takım daha farklılıkları var. Onları bilmiyorum ama belli bir dönem içinde olursam onları da öğrenmiş olurum yani. Sonuçta öğrenmenin yaşı yok. Her şeyi zamanla öğreneceğiz. Valla bilmiyorum bakacağım ilerideki zamanlarda nasıl bir yol seçeceğim, nasıl bir yola gideceğim. Zaman evet, gösterecek onlar. Barış Özdemir'i voleybol camiası eminim ki kaybetmek istemiştir. İnşallah, inşallah. Seni uzun süre sahalarda belki sporcu olarak değil ama teknik heyetin içinde göreceğiz diye umut ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın ediyorum. İçin. Tatlılarımızı yiyelim. Yiyelim, ve röportajımızı sonlandıralım. Afiyet olsun. Afiyet olsun.